geldiniz. Bugün bana gençler tarafından sıklıkla sorulan, hatta bazen de müziklik olsun diye mi soruyor bu çocuklar diye merak ettiğim bir konudan bahsedeceğim. Instagram üzerinden sıkça geliyor. İşte hocam, sevgilimle birlikte olurken çamaşırın üzerine boşaldı, direkt üzerime boşaldı. Gebelik testi yaptırayım mı? Gebe kalma ihtimalim var mı? Gerçekten çocuklar bunu, gençler bilinçli mi soruyorsunuz? Yoksa sadece hocanızı işletmek için mi soruyorsunuz? Çok merak ediyorum. Şimdi sürtünme ile gebe kalınır mı sorusuna cevap verirken neyin nereye sürtündüğüne bağlı diye cevap verebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Birliktelik ya da paylaşımlar sırasında penis kadın bedeninin vulva dışında, yani genital bölge dışında bir yerine boşalmışsa tabii ki gebelik oluşmaz. Ancak vulva ve penis çıplak olarak birbirine temas etmiş ise ve penisteki meni vulva üzerine boşalmış ise İşte gebelik mümkün. Bunu nereden biliyorum? Sayısız vajinismuslu çift takip ediyorum ve cinsel ilişkileri olmadığı halde gebe kalmış olan, sezeryanla doğum yapmış olan ve bana 2-3 yaşında çocuklarıyla gelen çiftlerden biliyorum. Hocam biz sadece dışarıdan sürtünüyorduk, korunmamıştık, gebe kalmam diye düşünüyordum. Ama bir baktık nasip olmuş, hamilelik oluştu. Sonra da muayene olamadığım için sezeryanla doğum yaptım diyen çok sayıda vajinismuslu çiftin tedavisiyle ilgilen. O halde sevgili gençler, nedir? Sonuç neymiş? Çıplak olarak penis ve vulva birbirine sürtünürse ve penisten meni vulva üzerine boşalırsa içeriye kaçan meni ile gebelik oluşabilirmiş. Bu neden oluyor? Şurada daha önce de sizlere bahsetmiştim. Şurada vulvanın girişinde kızlık zarı, bakirelerde kızlık zarı var. Kızlık zarının ortasında da adet kanının geçtiği bir delik var. İşte kızlık zarının bazı tipleri esnek ve geniş olduğu için sevişme sırasında buradaki akan meni buradan içeriye, hatta mezi de olur, peniste önden gelen sıvı, içinde sperm olabilir, içeriye değdi. Hocam ben vulvaya boşalmamıştım ama mezi değdi, mezinin içinde de sperm olabilir. O zaman da nedir? Mezideki sperm içeriye kaçarsa gebelik oluşabilir. Gebelik nasıl oluşuyordu? Menideki sperm vajinaya geçiyordu. Vajinadan sonra da şu şekilde bir yolculuğu vardı. Şu rahim ağzı, rahim içerisinde spermin şöyle bir yolculuğu vardı. Buradan tubalara geçiyordu ve burada da kadın yumurtasının, özellikle yumurtlama döneminde yumurta vardıysa, işte bu nasıl tesadüf, nasıl olur hocam demeyin. Olur mu? Olur ve oluyor da. Gençler gebelik testinde ama ben bakireyim, şimdi ne olacak hocam? Hamile de kaldım diye bir panik yaşıyorlar, bir panik yaşıyorlar. İşte bunlara fırsat vermemek lazım, bilinçli olmak lazım. Ha, aşağıya döşenebilir, gençleri sevişmeye mi teşvik ediyorsunuz diye. Hayır, bu videonun konusu gençleri teşvik etmek değil. Bu videonun konusu gençleri istenmeyen gebeliklerden korumak, bilinçli hareket etmek, özellikle kızlarımıza seslenmek için çekilmiş bir video. Çünkü dışarıdan sürtünmelerle de HPV aşıları da yok ve bir geliyorlar bakireler ama tüm vulva, büyük dudaklar, klitoris çevresi, monstü, pubis ve vajinanın giriş kısımları sihirlerle kaplı oluyor ve diyor ki ben bakireyim, sadece dışarıdan sürtünmüştüm. Prezervatif bile kullanılmış olsa meziden gelen ya da diğer salgılardan bulaşan HPV ile genital sihir ve diğer cinsel yollara da genç kızlarımız açık hale geliyor bulaşan hastalıklara karşı. O yüzden cinsel yaşama geçmeden önce özellikle kızlarımıza seslenmek istiyorum. Bedeninizi paylaşmadan önce doğru cinselliği öğrenmeniz çok çok önemli. Kendinizi, bedeninizi korumanız çok çok önemli. Aşık olmak başka, erotizm başka. Aşkı paylaşmak, kalbi ruhu paylaşmak bir erkekle başka, cinselliği paylaşmak başka. Özellikle de sizi hak etmeyen, size değer vermeyen erkeklere karşı her zaman bilinçli
ve tedbirli olmanız gerekiyor. Çünkü sayısız genç kız travmasıyla ben karşılaşıyorum. Onların gözyaşlarını şu omuzumda ben damlıyor şıp şıp, ben onlara sarılıyorum, saçlarını okşuyorum, moral veriyorum. O yüzden lütfen kendinizi değerli kılın, kendinizi sevin. Sizi hak etmeyecek olan erkeklerle kesinlikle cinsel paylaşımdan da uzak durmanızı sizlere hekiminiz olarak öneririm. Şimdilik hoşça kalın, mutlu yaşayın, sağlıklı yaşayın. Görüşürüz.